Selam dostlar, Ken Follis'te Pillars of the Earth'ün 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son bölümde bayağı bir siyasi işlere karışmıştık arkadaşlar. Kral Shireling'e girmişti. Shireling'e mi girmişti? Galiba Shireling'de oranın adı. Aa, yanlışlıkla abi. Diğer oyunlardan alışkanlık M'ye bastım map için. M'ye basınca burada mute'liyormuş, oyunu mute'liyormuş. Peki, yani oyunu sesli kesiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Kral yarın kararını duyuracak. O zamana kadar benim gibi basit bir keşik kaleye sokmazlar. En son bizim bu psikopozla konuşmuştuk. Psikopozlar da yani bana hiç söz vermemişlerdi. Paso kendileri iş becermiş gibi şey yapmışlardı, davranmışlardı. Soylu grubu. Git konuş bakalım soylu grubuyla. Duyduğum kadarıyla bu Kingsbridge'deki katedraliyle ilgili. Yanmış galiba. Evet, o zaman kral bir şekilde yardım etmeli. Ama İngiliz topraklarını kiliseye vererek değil. Piskopos Henry'nin İngiltere'deki en zengin adam olduğunu söylemiş miydin? Eğer öyleyse neden katedrin onarımını karşılamıyor? Tanrı'nın kesesinin ağzı epey sıkı demek. Köpek, it köpek. Shireling konutunu Percy Hamlin alacak. Ondan iyi kont olur mu ki? Kimin umurunda? Stephen'ın gözü 20 yıldır tahttaydı. Şimdi istediğini aldığına göre kendisine sadık kalanlarla sadık olması gerek. Kim bilir, belki Percy'den iyi bir kont olur. Duyduğuma göre ipler Lady Hamling'in elindeymiş. Abi Hamling'ler bok gibi karakter, şerefsizler. Gerçekten patıksız onun bunun çocukları. Bartolomeo ve müritleri yalnızca ilk dalga. Gloucester Robert duruyor. Bunu söyleyip duruyorsun. Belki de Gloucester Robert hakkında endişelerinin paylaşıldığını duymak kralın hoşuna gidiyordur. Gloucester Robert tahta kız kardeşinin çıkmasını istiyor. Demedi deme, o saldıracak. Veshi'de onunla aynı safta savaşacak. Aynı şeyi söylemiş. Bu arada bir kaydı kontrol ettim. Orada konuşabileceğiniz başka birileri yok gibi. Hayır, öylece gitmeyeceğim. Manastırımıza faydası dokunacak bir şeyler yapmalıyım. Avlunun diğer ucu varmış. Aa, şerefsizler. Nasıl olur da kaçmasına izin verirsin? Çık sürtük. Anası da... Onu bulacağım anne. Burada mıydık ki? Niye? Babasını görmek için elbette. Ama bunun ona faydası olmayacak. Seni zaten bir kez aptal yerine koydu. Bir daha olmasına izin verme. Vermeyeceğim anne. Anası da kendi gibiymiş onun bunun çocuğunun. Bu şerefsiz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Tam bir şerefsiz. Ben bu şerefsizlerle konuşmak istemiyorum ya. Guardian. Merhabalar, iyi günler. Zindanında birini ziyarete mi geldim? Beder. Yoksa kendiniz için sıcak bir hücre seçmeye mi geldin? Bu ne cüret? Şaka yapıyorum yahu. Senin şakanı ardına sokarım. Gülümsüyorum. Sırf sizin için peder. Ben gülmüyorum it. Beni Piskopos Henry gönderdi. Piskopos ha? Ne istiyormuş? Shireling ile Bartolomeo ile konuşmamı istiyor. Shireling ve Bartolomeo. Artık sadece Bartolomeo. Bugün ekmeksiz geçirecek. Yakında Bartolomeo'lu bile kalmayacak. Ne arsız, şerefsiz insanlarsınız lan siz. Zindan. Gerçekten kendimi yanlış tarafa yardım etmişim gibi hissediyorum arkadaşlar. Bir tane iyi insan çıkmadı bu tarafta ya. Bartolomeo. Ben kardeş Philip. Kaderinden ben sorumluyum. Senin günahlarını alanları affedebilir misin? Affetmek Tanrı'ya mahsustur. Bir keşiş bunu biliyor olmalı. Neden krala karşı çıktın? Komplon gerçekten ölmeye değer mi? Neden krala karşı çıktın diye soralım abi. Seni Stephen göndermiş. Neden gaspçının yanında yer alıyorsun? Eğer konuşursan sana yemek verebilir. Aa, bu adamı öyle ikna edebileceğimi sanmıyorum. Sana gücü çıkartmam istendi. I was asked to make you confess.
Senden önce daha güçlü kişiler bunu denedi. Neden sana günah çıkartayım? Halkın benim manastırıma sığındı. Senin tutuklanmandan ben sorumluyum. Halkın benim manastırıma sığındı değil. Günah çıkarsan onlara iş ve barınak sağlayabilirim. Abi ya öyle tehditvari konuşmasaydık ya. Günah çıkartmamı gereken bir şey yok. Tek pişmanlığım başarısız olma. Krala bunu söyleyemem. Seni öldürürler. Öldürdüler bile. Keşiş, onlara günah çıkarttığımı söyle. Ne diye? Her şeyi, hıyaneti. Ama oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Aa bak, Stephen'a böyle de. Sen kutsal kitabı biliyor musun? Richard ve Elena, çocuklarım. Hayatta kalmalılar. Bartolomeo itiraf etti ama çocuklar için merhamet istedi. İyi ki söylememişiz. Bizim yüzümüzden bok yendiğini. Size de iyi günler peder. Öncelikle bizimkilere söyleyelim. Bradley'e malım itirafı Kral Kingsbridge'de yardım etmeye ikna eder. Henry'ye anlatmalıyım. Anlatalım abi. Ah Philip, ne oldu? Bartolomeo günah çıkardı. Her şeyi itiraf etti ama çocuklar için merhamet istiyor. Güzel. Kardeşim avdan döner dönmez ona bunu bugün öğrendiklerimizi bildiririm. Güzel Philip, iyi iş çıkardın. Bartolomeo'nun çocukları hakkında. Kardeşim insanları hiçbir zaman babalarının yaptıklarına göre yargılamayan biri olmamıştır. Yine de Bartolomeo'nun isteğini ona iletirim. Teşekkürler. Müsaadenizle. Umarım itirafı Kral Kingsbridge'e yardım etmeye ikna edebilir. Umarım abi. Galiba mecbur şeylerle konuşacağız itoğullarıyla. Adam çocuklar için canını verdi ya. Bunun hakkındaki düşüncelerimiz neler abi? Psikopos Valerian'le birlikteydi. Hemling'in oğulları daha önce tanışmıştık. Evet, şerefsiz köpek. Ve anası babası. Keşiş, tam zamanında geldin. Ha? Regan Hamling. Resmen tanışmadık. Sen bir aptalsın. Bu senin için yeterince resmi mi Keşiş? Bunların hiçbiri sana bir şey ifade etmiyor değil mi? Sanki o ufak manastırın dışına hiç adım atmamış gibisin. Hayret bir şey. Senin var ya o aldığın nefesi bir tarafına şimdi monte ederim. Terbiyesiz kadın. Konuşmuyorum lan seninle. O iki aç gözlü psikopası nasıl oldu da kendini kullandırdın aklım almıyor. Valerian kontluk topraklarını kendine istiyor. Evet o zaten çok barizdi şerefsiz olduklar onların. Henry de bunun farkında. Bir şey desene. Bana inanmıyorsun değil mi Keşiş? Onu da aynı şekilde suçla. Suçlu abi. Şüphe etmeye gerek yok. Bize sadece kocanızın toprakları için endişeleniyorsunuz. Herhalde yani. Sen de aynısını yapsan iyi edersin. Eğer Valerian kazanırsa ikimiz de kaybederiz. Yok benim kaybedecek bir şeyim yok. Bana güvenmediğini biliyorum fakat psikopozların da benden bir farkı yok. Seçim senin. Abla vallahi yani ikiniz de şerefsizsiniz. İtle köpek arasında seçim yapmam ben ya. Kanıtlayabilirim. Bana inanmıyorsun değil mi Keşiş? Birkaç saniye oğlum William'la at sür. Sadece birkaç saniye.
Valerian'ın sana ihanet ettiğini ispatlayacağım. Ya da beni bana komple kuruyorsundur belki de. Pekala, oğlunla birlikte az söyleyeceğim. Sırf seni haksız çıkartmak için. Ya Philip, sen de yani her şeyi yapma be adam. Peki, belki de aptal değilsindir. Lakin psikopatların seni görmemesine dikkat et. Al işte, komple var abi bu işin içinde yani. Peder Philip'i az sür, dediğimi yap. Anası da zaten çocuğundan beter çıktı, bu neymiş ya? Oh yaş. William Hamling nereye gittiğimizi bana söylemedi. Beni karanlıkta bırakmaktan ve peşine takmaktan zevk alıyordu. Bazen savaş atıyla o kadar hızlanıyordu ki ona yetişmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalıyordum. Fakat yanına katıldığımda er ya da geç bu alaycı tavrını bırakacaktı. Abi niye takip ediyorsun? Defolsun gitsin yani hani. Bırak hıyar gibi gitsin, geri dön ona satayım ya. Kocaman adamsın. Çocuk gibi bunu takip etmeye ihtiyacın mı var? Bir keresinde bir taşa işiyordu. Yanına vardığımda önünü kapamadan bana döndü. Bu çirkin davranış karşısında dehşete düşmemi komik buldu. Güldü, eğrine bindi, savaş atını topuklayarak yola döndü. Ben de bu yolculuğun başka bir korkunç hata olmamasını umarak peşine düştüm. Abi aklım almıyor ya. Philip yani biraz akıllanır mısın ya? Gerçekten o kadın dediği kadar aptal olabilir mi karakterimiz arkadaşlar? Vur çifteyi, indir şurada bir yerden nasıl satayım. Göm de direkt. Pedersin, ikide duasında okursun, hadi yallah. William'ın peşi sıra. Yok mu abi başka bir seçeneğimiz? Yok belli ki. William bir köprünün yanında bir grup çamaşırcı kadınla buldum. Onlara bağırıyordu. Vardığımda sadece yanıtlarını duyabiliyordum. Bahsettiği tanıma uyan bir kız ve oğlan görmediklerini söylüyorlardı. Kadınlardan daha genç ve sarışın olanı kızı görseydi bile ona söylemeyeceğini söyledi. Belki de belli ki William Henning'in kim olduğunun haberi vardı. Helal olsun kadın. Gerçekten helal olsun. Tam bir onun bunun çocuğu ya. Tam bir piç yani. Gerçekten William korkmuş gibi görünen kadını kolundan yakaladı. Sağ elini eteğinin altına soktu. Kadın ağlamaya başladı. Diğer kadınlar William'ın durmasını istiyorlardı. Ama bir yandan da onu kızdırmaktan korkuyorlardı. Benim geldiğimi görünce William döndü ve sırıtmaya başladı. Seni o anandan emrini üstü ardından çıkartırım köpek. William'in ata binmesini söyledim. Bir şey demedim ve atımı sürmeye devam ettim. Söyleyelim yani. Tek yapabildiğimiz bu mu abi? Çiftliği koyup öldüremiyor muyuz ya? Sözlerimi işittiğinde William'ın sırt dışı kayboldu. Genç kadını ittirdi. Diğer kadınlar bana tuhafça baktılar. Bir keşiş neden William gibi bir adamla yolculuk ediyor diye merak etmiş olmalılar. Atlarımızı mahmuzladık ve William'ın kin dolu bakışları üzerinden ayrılmadı. Böyle göt ederler adamı. Onun bunun çocuğu seni. Ona acıdığımı söyledim. Nedenini söylemedim. Çünkü kelimeler buna kifayet etmezdi. Bundan sonra konuşmadık. Uzunca bir süre. Biraz başımızı dinlemişiz. Duraklama. Hastiydi. William yolda başka yabancılarla konuştu. İlk önce yol sorduğunu sandım. Sonra elden ele para dolaştığını fark ettim. William bu insanlara bilgi karşılığında para veriyordu. Geçici de olsa başkalarını incitmeye ilgisini yitirdiğini sevinmiştim. Sonra yaşlı bir kadının William'ı atının üzerine dönen sakallı bir adamı işaret ettiğini gördüm. William adama atırsız diye seslendi. Sonra kafası karışmış adama sırtarak atına binip yolunu sürmesi için işaret verdi. Atlarını hızla sürerek uzaklaştılar ve ben de ne hakkında konuştuklarını duyamadım. Avcı olabilir ha bak. Yani bu işin sonu iyi bir yere varmayacak. Mesafeni koru, daha fazla duymak için yaklaş. Ya, psikopozun sarayına da yaklaşıyoruz. Yani bizi görmeseler dediler ama. Ya ben merak ettim. Merak, insanın başına ne gelirse ya meraktan ya başka şeyden de. William adamı atını çaldığı için açık açık asılmakla tehdit etti. Sonra da canı karşılığında gerçek hırsızları yakalamasını emretti. Adam harika bir pazarlık yapmışçasına güldü. Hatta William ona ödeme bile yaptı. Adam atını kuzeye sürmeden önce William bir isimden bahsetti. Elena. Ve William'ın planı her neydiyse başarısız olması için dua ettim. Evet. Gerçekten peşini avcı takmış abi. Tahmin ettiğim şey oldu yani. Sonra William bana atımı daha az sürmem için el salladı. Lady Hamling'in gitmemizi istediği yere yaklaştığımızı anladım. Ancak kısa bir süre sonra nereye gittiğimizi anlayınca midem bulandı. Psikopoz Valerian'ın konağına varış. Abi işte bak, psikopozun arkasını iş çeviriyoruz ya. Ooo yok. Akıllanmayacak Philip. Bekle. Ne?
Psikopat Valerian'ın Winchester'da olduğunu pekala biliyorsun. Ne işimiz var burada? Hiçbir fikrim yok. Annem bana hiçbir şey söylemez. Babam bana çocukmuşum gibi davranır. Babamın onu becermesi için başlı başına bir mucize. Ama işte buradayım ve açım. Lanet olsun, açlıktan ölüyorum. Nereye gidiyorsun? Buraya. Hayır, eminim psikopat beni besili görmek isteyecektir. Çok kalmayacağız. Yani ne yapmam gerekiyorsa çabuk yap. De nasıl yardımcı olabilirim? Kenara çekilmeye ne dersin? Regan Hamling bizi neden buraya yolladı? Valerian'ın sırrı ne? Abi atını çalıp kaçamaz mıyım ya? Deneyeceğim. William heybesini kapatmayı unutmuş. William'ın heybesinden çıkan mektup. İncele bakayım ya. William, endişe etme. Endişe etmen gayet normal. Öldürmek günahtır. Günahkarlar ise cehennem bekler. Ama bir hayat Tanrı'ya ve kilisemizi korumak için alındıysa bu nasıl günah olabilir ki? Böyle kutsal bir savaşta Tanrı'nın kılıcı sen olursun. Tıpkı kutsal topraklara karşı olan seferlerimize katılan cesur ve yürekli şövalyeler gibi. Onların zırhı inançlarıdır. Günahları affedilmiştir. Tek yediler, evet. Sen Tanrı'nın kılıcısın ve psikopat olarak da ben Tanrı'nın eliyim. Kılıcına rehberlik eden bu el olduğu müddetçe günahların affedilecektir. Psikopat Valerian Bigot. Abi çok pis. Yani bak, bu işte harcanan biz olacağızmış. Biz olacakmışız gibi geliyor bana. Burada olmam çok yanlış. Valerian konuğu yüzünden burada olamam değil mi? Ne yüzünden burada olabilirim abi ben? Benim burada olmam başlı başına hata. Ha, burada bir kapı varmış. Böyle patika var abi. Nereye gidiyor patika? Bir tercih ederim ama madem buradayım, etrafa bir bakayım bari. İki şapel, o ne? Valerian'ın kendine ait bir inşaat alanı var ama ne inşa ediyor? Belli ki şapel inşa ediyor. Regan Hamling bu yüzden mi Valerian'ın şairin kopaklarını kendine almak istediğini düşünüyor? Adam psikopat, istediğini yapar. Belki yalnızca misafirhane inşa ediyordur. Hayır, bu onun için fazla büyük. İsa aşkına, bu adam orada ne inşa ediyor? Daha fazlasını öğrenmeliyim, buna mecburum. Hayatımın kalesi Tanrı ise kimden korkacağım ki? Aha. Orayı inşa edecek şey bu konaktan bile büyük olacak. Kapıya çıkmış herif. Konuşalım. Sen lütfen. Daha önce buraya gelmiştin değil mi? Evet, seni hatırlıyorum. Philip'ti değil mi? Evet. Lütfen bana yardım etmelisin. Ay, ne oldu burada? Ona yemek vermem için beni zorladı. Tanrı'nın adını ağzına almaya cüret etti. Beni itekledi ve bana dokundu. Aman Tanrım. Ah, keşiş.
Abi şu bıçağı alıp saplayamaz mıyım ya? Çocuk seni mi çağırdı? Bir şey söylemesine gerek yoktu. Başımızı belaya sokacağını biliyordum. Bela mı? Ben mi? Genç adamlarız. Biraz sert yaptıysam ne olmuş yani? Sana gitmeni söylemiştim. Bize tam olarak öyle yapacağız. Piskopos senin hakkında ne düşünecek? Dinle, hepimiz aynı taraftayız. Yo değiliz abi. Ben senin olduğun hiçbir tarafa gelmem ya. Ben, sen, o, hepimiz piskopos için çalışıyoruz. Sorun olmayacak. İşleri yoluna koyma şeklin farklı. Ne olmuş yani? Nasıl oluyor da piskopos için çalışıyorsun? Unuttun mu? Seni ben buldum. Kingsbridge'de ona eşlik. Beni bulmadın. Piskopos'la bir geçmişimiz var. Ortak paydada buluştuk. Ne ortak paydası? Pont Kalesi'ni onun için ben aldım. Ailem Bartolomeo'yu tutuklamaya hazırdı çünkü kontu istiyorlardı. Kimin ne düşündüğünün ne önemi var? Bartolomeo'nun adamlarını tek tek kılıçtan geçirdim. İyi bok yedin. Yaşlı buna hayatı için yalvarıyordu bana. Diz çöküp af diledi. Piskopos için yaptı. En iyi tarafından bak. Eminim sen de onun için büyük şeyler yapmışsındır. Sana acıyorum. Yine mi? Tekrar. Yeter artık söylediğin. Bana acıyor musun? Asıl ben sana acıyorum. Köpek. Sen adam falan değilsin. İkimiz de adamız. Biz Tanrı'nın adamlarıyız. Adam dediğini öldürür ve... Evet, seni s**tmek lazım. E kimse benimle böyle aşağılayıcı şekilde konuşamaz. Kimse. Bu ile beni gölün orada gördüğünü biliyorum. Sen olmasaydın o kadını bir güzel... Bu sana ne kazandıracaktı? Ona iyi bir ders vermiş olacaktım. Tam bir orospu çocuğu olduğunu kanıtlamış olacaktım. Beni ve şu at hırsı nasıl gözetlediğini fark etmedin mi sanıyorsun? Seni bu yüzden öldürmeliydim, evet. Sana şunu söylüyorum. Bartolomeo'nun kızını bir güzel becereceğim. Ben bir erkeğim. Lanet olsun bu adam... Onu adam edeceğini bilsem şu veledi de bir güzel becerirdim. Baksana. O da bundan zevk alacakmış gibi duruyor. Sen insan değilsin. Sen bir hayvansın. Ben bir insanım. Ama evet, dediğin doğru. İçimde bir hayvan var. Avlama ve öldürme yeteneklerini benzersiz bir hayvan. Zincirlerini piskopos için kırdım. Ve günahlarım bağışlandı. Keşke Tanrı seni affetmez deseydin. Tanrı bile bu günahları affetmez. Eder, etti bile. Piskopos bana söyledi gerizekalı. O zaman piskopos yanılıyor. Aynı taraftayız. Burada biraz daha kalıyoruz. Abi şu bıçağı götüne saplayamaz mıyım şuna ya? Çünkü henüz yemeğimi bitirmedim. Lanet olsun. İkinci bir toto deliği açamaz mıyım ben bu çocuğa? Bıçağı çek abi. Ne olur ne olmaz. William bıçağı masaya saplamış. Ya piskopos bunu görürse? Bekle bekle, ben onu şimdi şey yapacağım. Timothy'cim, canım benim. Önce sen bana bunları bir anlat da. Söyle bana. Burada ne inşa ediliyor? Ne? Büyük bir şeyler inşa ediliyor gibi. Evet ama... Nedir bu? Bir kale. Piskopos bir kale inşa ettiriyor. Valerian bir kale inşa ediyor ve malzemeleri tükenmiş. Bir kale mi? Nedenmiş o? Bilmiyorum. Benim neyimi piskopos'a soru sormak ya da onu yargılamak? Elbette. Bu sizin için de geçerli. Vallahi bir yargılarım onu, tamam mı? Yağlı bir tabak. William 60 gibi duruyor. Devrilmiş bardağı falan. Masayı bir toplayalım abi. İnsan gibi geldik, insan gibi gidelim. Piskopos'un bardağı. William masaya şarap dök. Eğer piskopos bunu öğrenirse hiç de hoşnut olmayacak. Ah
Aa, sokacağım bıçağı. Evet. Ateşe mi bakmasını sağlayalım? Hayır, tabağı psikopatın masasına geri koysam iyi olur. İnsan gibi koy abi. Daha iyi. Daha iyi, daha iyi. Daha iyi. Şimdi William denen onun bunun çocuğu. Sen şuna baksana William, bak burada ne varmış, bak bak. Onları yanan ocağın içine at. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Bu ne anlama geliyor? Cehennem. Cehennemin tasviri bu. Kupasın dediğine göre bu kabartma en dinsiz yağcıları bile ürkütüyormuş. Hepsi ölümden korkar hale gelmişler. Ben ölümden korkmuyorum. Bekle bekle. Beni öldürenlerden korkma. Canı ya da bedeni ya cehennemde mahvedilirler lan. Tanrı'dan kork. Yok eden kim? Şeytan. Eski bir melek. Korkacak hiçbir şeyim yok. Bekle bekle. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri. Kükürtle yanan ateş şeyleri. Onların ruhları şeytanındır. Hepsi cehenneme gidecek. Kes şunu. Cehennem uzakta. Bekle, ben sana yaşatacağım cehennemi. Ben korkmuyorum. Bekle bekle. O bıçağı boşuna almadım. Aslan parçası ben. Senin Toton'a ikinci deliği açma vakti geldi bile. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Bu nedir? Kutsal kitaptan. Günlerin sonu. Günahkarlığın ikinci ölümü. Psikopos Valerian'ın dediğine göre eğer bir günahkar ateşe bakarsa şeytan da ona bakarmış. Ateşler gölünden. Ne? Onu göremiyorum. Gör. Şeytanı gör köpek. Yakında onunla buluşacaksın. Bu da ne? Ben. Hemen Winchester'a geri dönüyoruz. Hemen. Bekle bekle. Ne oldu lan? Nereye kaçıyorsun köpek? Ne oldu? Belli ki olacakları gördü. İyi, şimdi sen de gidiyorsun. Şu William denen adamın buraya neden geldi hakkında hiç fikri yoktu, öyle değil mi? Psikopos'u gözetlemek için buraya geldiniz. Bu adamı buraya getirdin. Ben... Gidin. Ama sonrayı sofra takımı bırak. Yalnızca sofrayı düzeltmek istemiştim. Tabii ki öyledir. İlk geldiğinde elma ve saman çaldığını gördüğünden beri sana güvenilmeyeceğini biliyordum. Abi ben niyetimi çalmak değildi lan. Niye çalayım bıçağınızı? İşte geldin. Oğlum döndüğünden beri düşünceli duruyor. Siz rahipler ve konuşmalarınız onu hep etkiliyorsunuz. Psikoposunla konuştuktan daha da heyecanlandı gerçi ama. Üstelik Valerian'ın sözcüklerle arasının iyi olduğunu biliyoruz değil mi sevgili kocam? Evet elbette. Valerian demişken. Ne buldun keşiş? İnşaat alanı. Bir inşaat alanı. Valerian'ın kendisine ait bir inşaat projesi var öyle mi? Ne inşaatını öğrenebildiniz mi? Bir kale. Evet, kendisi için bir kale inşa ediyor. Toprağındaki her bir kayayı ve ağacı bu işi için kullanmış vaziyette. Katedral yapmak için Bartolomeo'nun topraklarını istediğini söyledi. Ama Valerian'ın asıl istediği şey bir kale. Her daim böyleydi zaten. Kısa zaman önce bizi bencil olmakla suçlamıştın. Peki ya senin psikopoza ne demeli? Kardeş o da bencil. Yani benden ne istiyorsun?
Kingsbridge başkeşişi olarak kocamın tüm Shiring koltuğunu almasının bir sakınca olmadığını söyleyeceksin. Peki ya sen neden böyle bir iyilik yapayım? Çünkü elimizdeki taş ve odunları senin şu kaderinin yeniden inşasını destek olacağız. Abi sizin sözünüze hiç güven olmaz ya. Kral verdiği tüm sözleri tutmuş olur. Valerian da hiçbir şey alamaz. Teklifimiz bu. Ne diyorsun? Daha iyi bir teklif için pazarlık etsek mi ya? Pazarlık edelim abi. Kızları da rahat bırakacaksın lan çocuklarını. Hayır, anlaşma yok. Neden? Sana iyi bir teklif ettik. Teklifiniz yeterince iyi değil. Katedralimiz yeniden inşası için kralı hala tüm kontluk topraklarını Valerian'a vermeyi düşünüyor. Benim için bu anlaşmaya ne kadar ihtiyacım var? Sizin de ona bu kadar ihtiyacınız var. Görünüşe göre bu ahmayı iyi eğitmişiz. Şartlarını söyle peder. Çocukları rahat bırakacaksınız lan. Kontluğu böl. Kontluğu böl nasıl oluyormuş? Ekilebilir arazi mi daha önemli yoksa orman mı? Ekilebilir arazi elbette. Sen ekili arazi alırsın, ben de ormanı alırım. Orman bize av için lazım. Bu kontun avlandığı bir alan olmalı. Ormanda avlanabilirsiniz. Katedralim için yalnızca oduna ihtiyacım var. Tığırlar için otları mı tercih edersiniz yoksa koyunları mı? Otları. O zaman koyunlarla beraber tepedeki çiftliği ben alıyorum. Pazardan ya da taş ocağından pay ister misiniz? Taş ocağı desek ne olacak? Demezsin ama değil mi? Hayır. Pazarı alacağız. Taşlar senin olabilir. Çocuklar bende kalacak çocuklar. Anlaşmaya vardık. Ya dur bir Philip. Evet vardık. Kocam krala anlaşmamızdan bahsedecek. Piskopos Valerian çok sıkışacak. İstediğinizi elde edemeyince gerçek yüzü ortaya çıkacak. Abi bir de bak. Böyle bir olay var. O adama yeterince zarar verdiler. Bartolomeo'nun çocuklarını bir rahat bırakacaksınız. Bir de şartım bu. Yırtık mürtük öyle adam akıllı konuşun. Canımı sıkmayın beni. Böyle dünya tatlısı da insanlardı yani. Kızı yani. Küçük çocukları kaleye aldı, onlara şey gösterdi falan. Yarın. Yüzleşelim mi psikopozla? Lan şerefsiz. Valerian'ı kışkırtayım mı? Abi dur şimdi bizim başımıza suikastçı bile takabilir bu köpeklerin, ne yapacağı belli olmaz. Belki yarın gelsem daha iyi olur. Evet, burada pek kişilik bir şey yok. Evet, psikopozunla birlikte manastıra destek olmak için elinizden geleni yapacağız. Sadık Tebam, Percy Hemling bugün Shiring kontu olmuş şerefine nail oluyor. Percy önceki kontu mülklerinde olan kaleyi alacak. Çavalilere icat edilen tüm toprakların yanı sıra diğer ekilebilir araziler ve alçak konumun tüm otlakları onun olacak. Su olan her şeyin üstüne ant içelim ki size iyi bir lord olacağım ve diş mihraklara karşı sizi koruyacağım. Kralım. Evet. Neredeyse psikopozlarının dertlerini unutuyordum. Bu sefer konuşmaya girmem lazım abi. Chiron kontunun kendisi Percy bu sorunu benim için çözüme kavuşturdu. Onun sayesinde sözümde durma şerefine nail olabiliyorum. Endişelenme psikopos Valerian. Kingsbridge yeniden yapılacak. Percy bana kardeşimin henüz tanışmadığı bir adamdan bahsetti. Gelin başkeşiş. Güzel. Kardeşim, sana Gwendolyn ile Philip'i takdim etmeme izin ver. Kralım. Korkmuş görünüyorsun. Senin bu kadar endişelenden de. Katedralden dolayı endişeliyim.
Manastır ve katedral hakkında endişeleniyim. Yangın duymuştum. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Yangının olduğu gün Tanrı bize bir usta gönderdi ama ona ödeme yapamıyoruz. Endişelenme, yapabilirsiniz. Şimdi gelelim Percy Hamling ile yaptığımız anlaşmaya. Eski konutun koyun çayırlarını Kingsbridge başkeşine vermem konusunda ısrar etti. Başkeşiş aynı zamanda konutun taş ocağından taş ormanından da kereste alma hakkına sahip olacak. Güzel, güzel. İkinizin kararının tüm işlemlerini onaylamaktan başka elimden bir şey gelmez. Gereken yapılacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim lordum. Toprakları piskopoza bırakmak lüzumsuz derecede itinamsız olacaktır. Percy bana Saint Peter Philip'in bu konuda hassasiyetiniz olduğunu gösterdi. Katedralini kendi başına yeniden yapma konusunda kararlılığından bahsetti. Ben... Harika. Size yardımcı olabildiğimiz için mutluyum Piskopos Valerian. Böylesi önemli bir mevzuda yaptığın bunca şeyden sonra. Size yardımcı... Teşekkür ederim Lord Kralım. Böyle kala kalırsın. Bartolomeo hükümdarlığının sona son vermek uğruna elindeki her şeyi kaybetti. Bu sabah öncesinde ölü bulunmuş. Duyduğuma göre başkası çocuklar için endişeleniyormuş. Richard ve Alena. Evet. Krallıktaki mevkilerinden, isimlerinden ve topraklarından vazgeçmek şartıyla istedikleri yere gitmekte özgürler. Gurur duyuyor olmalısınız Lady Hamling. Elbette. Peder Philip bütün bu olanlardan çok anlayışlıydı. Evet, kendisi harika, çok harika. Hocam ile ben Kingsbridge'deki yangını duyunca çok korkmuştuk. Ona ve manastırın yardım edebilecek olmamız Tanrı'nın bir lütfu. Rüzgara ektin Philip. Kes lan sesini köpek. Başından beri güvenmemiştim sana. Bunlara da güvenmiyorum ama en azından... Bunların bir çıkarı var arkadaşlar. Yani bunların şeyi, anlaşma yapabiliriz. Diğeri bizi sürekli ezmeye çalışır. Şeyini, görevini kötüye kullanarak. Bu kont, bu beni ezemez abi. Ben tanrı adamıyım. Diğeri bizden üstün tanrı adam. Bartolomeo'nun hücresini görmeye gittin. William ile birlikte Piskopos'un konağına gittin ve Valerian'ın sırrını çözdün. Valerian'ın hizmetçisi hırsız olduğunu düşünüyor ve sebeplerinden şüphe duyuyor. Hamlingleriyle çok iyi bir anlaşma yaptın. Piskopos Valerian ona ihanet ettiğine inanıyor. İnansın. Öyle yaptık çünkü yani hani inanmalık bir durum yok. Direkt literally öyle yaptık. İhanet ettik yani ona. Hiç umurumda değil abi. O şerefsiz başta bize ihanet etti yani. Bizim hiçbir pay almamamızı sağlamak için. Tüm ödülü kendisine istedi. Evet, herkes orada olacak. Ama bu haldeyken nasıl dua edip tefekkür edeceğiz? Oramı oraya göndermeye cesaret bile edemiyorum. Buna da alışacağız hepimiz. Bütün bunlar için minnettar olmalıyız. Her ses için. Bizi burada rahatsız eden her yüz için. Yapacağız bu işi, yapacağız. Aslan parçaları. Mihrap yeri ile başlayalım. Doğudan batıya doğru yaparak gideceğiz. Böyle yapılır. Bana böyle öğretildi. Hevesli oluşun çok değerli sevgili ustam. Ama şimdi de sadece temizlik yapabildik. Henüz bir yapı ustası kiralamaya bile karar vermedim. Ne seni ne de bir başkasını. Bazı çizimler gösterebilir miyim? Tabii ki. Ya tabii ki bunu kiralayacağız abi. Alt bölüm. Önce buraya bakın. Yıkılmış ön duvardan katedrale doğru baktığınızda göreceğiniz görüntü bu olacak. İlginç. Girişin üstünde yükselen şey nedir? Kule. Bu da kule elbette. Ben de öyle düşünmüştüm ama niye neyin hemen nefin hemen üstünde? Transepte daha yakın olmamız gerekmez mi? Ah, yanlış anlamayın. Kule elbette daha geride ama çizimde derinliği gösterilemiyor. Elbette, elbette. Ne kadar yüksek olacak? Nefin üstte ikisi abi.
three halves of the knife. That sounds reasonably modest. Kulağa çok mütevazi geliyor. Neften biraz daha bahset. Lan geri kalanın iki katı mı deseydik? Neften bahsedelim. Nef aşağı yukarı 10 metre yüksekliğinde olacak. Daha da büyük görünecek. Azametiyle insan gözünü cennete yöneltecek. Kesinlikle Tanrı'ya yarışır bir yer. Hep bu kadar yüksek duvarların nasıl sağlam durduğunu merak etmişimdir. Koridorlardan bahsedelim. Kemer hatlarını tanıdınız mı? Elbette. Benim de birçok kilisede bulunmuşluğum var. Amaçlarının nefi desteklemek olduğunu biliyor muydunuz? Harika, itiraf etmeliyim. İşinizi biliyorsunuz efendi Builder. Tabii ki abi. Temelden bahsedemiyoruz. Kuş bakışı görüntüye geçelim. Önce yüksekliği anlatalım. Nef'in merkezde durup duvara baktığınızı düşünün. Göreceğiniz şey bu olacak. Bunlar pencere mi? Evet ama o kadar da sınırlı değil. Pasajdan başlayalım. En aşağı seviyede pasajın sütunları var. Kemerler tarafından birleştiriliyorlar. Kemer altına bakarak koridordaki camları görebiliyorsunuz. Platform tam ortada ise platform koridoru var. Devam edeyim mi? Evet evet elbette. Düşündürüyordum sadece. Devam et. Asma kattan bahsedelim. Yukarıda asma kat pencereleri var. Bunu çok kafa yordun anlaşılıyor. Merak ettiğim şey. Şu bakışına niye bakmadın abi? Bunu yapması ne kadar sürer? Acele cevap vermene gerek yok. 60 usta ile 8 ila 10 yıl arasında 15 yıl ve 30 usta. Şu an paramız var. Yani 60 usta ile 8 ila 10 yıl arası abi. Kaç kişi çalışacağına göre değişir. Eğer 60 usta tutabilirseniz doğudan batıya doğru yapmak yerine bütün kiliseyi tek seferde yapabilirsiniz. Bu 8 yıl alabilir. Belki de 10. Keşke kişilik yetkilerinden sende olan gerçeği düşünebilme ve hesaplama yeteneği olsa. Devam et şimdi. Çizimin gerisini anlat. Galiba diğerini desek daha iyiydi. Neyse. Çevrede yürüdüğünüz zaman duvarların sınırını, kapıları ve payajların yerini işaretleyeceğiz. Şimdi bunun için böyle bir plana ihtiyacımız var. Kazıklarımızı ve iplerimizi yapmamız lazım. Kuşlar kilisemizi böyle mi görecek? Aynen öyle. Nef'ten bahsedelim. Nef solda. 6 bölümü var. Peki ya mihrap? Mihrapta 4 bölüm olacak. Ya yalandan düşünüyormuş gibi yapma Filip. Transept 2 bölüm genişlikte. Yani toplamda 12 olacak. Harika görünüyor ama küçük değil mi? Küçük olsa da etkileyici olabilir. Daha küçük olabilir ama bu daha az etkileyici olacağı anlamına gelmez. Küçük bir katedralle amacımıza daha uygun olabilir zaten. Yine de her şey çok belirsiz. Kral bize kalas, taş ve şairingin otlaklarından gelen yünden veriyor. Ama bu yeterli olacak mı Tanrı bilir. Sanırım bunun ne kadar tutacağını hakkında bir fikrin yoktur. Kötümser gitmeyelim ya. 3000 pound'dan fazla tutmaz. Son birkaç haftayı manastırın yıllık gelirini hesaplamakla geçirdim. İşte cevap bu. Yılda 300 pound ve her kuruşu da harcamış oluyoruz.
Yani yıllık 200 pound bulmam gerekiyor. Böyle söyleyince daha da fazla, daha da çok, çok da fazla gelmedi pardon. Bu katedrayı cidden yapmak istiyorsun değil mi? Evet peder. Öyle beni yapı ustası olarak görevlendirirseniz. Neden? Çünkü yeteneğimi uygulayabilmek istiyorum. Çünkü kötü yapılmışlarını gördüm. Çünkü çok güzel olacak. Çünkü bir insanın yaşamına anlam katıyor. Çünkü bu bir insanın yaşamına anlam katıyor. Umut da abi bizim. Çünkü insanlar umut vermek istiyor. İşte böyle. Öyle mi? O zaman son soruma cevap ver. Eğer insanlar kilisene gidecek olsa girişteki pencere alanında ne görürler? İnsanlara iyi olmayı öğretebilmek için kıyamet günü mü? Yoksa Tanrı'nın merhametini hatırlatmak için cennet mi? Onlara cehennemi gösterin çünkü kötü şeyler yapmaktan korksunlar. Ben ağaç ve hayvanları görmeyi yeğlerim. Onlara Tanrı'nın merhametini hatırlat. Daha iyi bir hayatın vaadi olmalı. Bu yüzden cenneti gösterirdim. İşte bu. Milius, kardeşimden yeni bir haber var mı? Hayır, maalesef yok. Psikopoz ve Percy Hamling buraya geldiğinde birdir onu ne gören var ne de duyan. Baba, içeride heykeller olacak mı? Heykeller mi? Yeter çocuklar. Dışarı çıkıp oyun oynama vaktiniz geldi. Başka şiş, efendim. İlk karım Agnes yanında bir rahip olmadan öldü ve kutsanmamış bir toprağa gömüldü. Bazen birisi bir şapel inşa ettiğimde ya da bir manastır bulunduğunda Tanrı'nın sonraki yaşamda bu yaptığını yararlı bir şey hatırlayacağını umar. Merak ediyorum da sence bu planlarım Agnes'in ruhunu korumaya hizmet edebilir mi? Ama Tanrı artık kan kurbanları istemiyor çünkü nihai kurban verildi bile. Ama İbrahim'in hikayesinden çıkarılacak ders Tanrı'nın elimizdeki en iyi şeyi talep ettiğidir. Bizim için en değerli olan. Yani kendine sormalısın. Bu planların sunabileceğin en iyi şey bu mu? Çocukların dışında evet. O zaman kafan rahat olsun Tom Builder. Tanrı bunu kabul edecektir. İş sözleşmesi. İnceleyelim. Ben Gwendolyn Philip, Kingsbridge Manastırı'nı temsilen Tom Builder'ı Kingsbridge Katedrali'nin yapı ustası ilan ediyorum. Manastır her yıl malzemeler ve çalışanlar için 200 poundluk ödeme yapacak. İnşaat hızı baş kişi tarafından onaylanan planlara göre ayarlanacaktır. İş kararlılığında Tom Builder ve ailesi özel bir ev ve baş kişi için bütün ortak yemeklerine katılma hakkı elde edeceklerdir. Sözleşme manastırın maddi durumuna bağlı olarak değişeceği gibi usta mimarın çıkardığı işin karşılığı olarak ek ödemeler de yapılabilir. İmza, baş kişiş Gwendolyn Philip, Tom Builder. Güzel. Ha, Jack'e geçtik, güzel. Evet arkadaşlar, bölümlükte burada noktalayalım. Bir sonraki bölüm... Kitabın son chapter'ındayız bu arada, 7. chapter'ındayız. Bir sonraki bölüm artık ikinci kitaba geçmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.